Anne lütfen bak, en son istediğim şey seni üzmek. Ama yapamam, sana daha önce söyledim. Ben öyle bir kere tuttuktan sonra bir daha asla bırakamam dedim sana. O benim kızım. Ben onu karnımda değil, kalbimde büyüttüm. Anlıyorsun değil mi? Çok iyi anlıyorum. Seni benden daha iyi hiç kimse anlayamaz. Ama yasa dışı bir şey yapıyorsun. Polis mahkeme kapına dayandığı zaman ne yapacaksın Zeynep? Sonunu hiç düşünmüyor musun? Düşündüm anne, her şeyi düşündüm. Kızımı da alıp yurt dışına gideceğim. Onun bir annesi var Zeynep. Benim de vardı. Aynı şey değil. Ona ne kaçırarak ne de para ödeyerek sahip olabilirsin. Sen benim için para ödemedin mi? Kızımdan asla vazgeçmeyeceğim. Tıpkı senin benden vazgeçmediğin gibi. Vazgeçtim. Senden vazgeçtim Zeynep. Hayır, imzalamayacaksın bunu. Turun, lütfen. Anne ablama bunu nasıl yaparsın? İnsanın sevdikleri için bazen onlardan vazgeçmesi gerekir. Doğru olan budur. Ben ailemizi korumak için ablanızdan vazgeçtim. Turna hadi. Nasıl ya? Şimdi bunu imzaladığı için ablam senin çocuğun olmaktan çıkacak mı? Bana bunu mu söylüyorsun anne? Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Çok teşekkür ederim. Annem olduğun için. Sen bir çocuğun sahip olabileceği en iyi annesin. Teşekkür ederim. Hoşça kal anne. Abla. Kızlar lütfen. İkinizi de çok seviyorum. Tamam. Annemin de üstüne fazla gitmeyin, o haklı. Abla niye öyle söylüyorsun ki, bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi? Turna hadi. Abla. Turna.
İyi akşamlar. Ben komiser Sinan Demir. Zeynep Güneş'le görüşebilir miyim? Sinan Bey, hoş geldiniz. Hayırdır? Cahit Hanım, iyi akşamlar. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettik. Ama kızınız Zeynep Hanım'la görüşmemiz gerekiyor da... adresini de bulamayınca buraya geldik. Buyurun içeri girin, soğukta kalmayın lütfen. Zeynep, komiser bey seninle görüşmek istiyor. Buyurun. Zeynep Hanım. Bir soruşturma ile ilgili bilginize başvurmamız gerekiyor. Bizimle karakola kadar gelebilir misiniz? Olur. Konu nedir, öğrenebilir miyim? 2 gün önce Çengelköy'de yaşanan bir silahlı saldırı olayı Cahide. Kızımın bununla ne ilgisi var ki? Cahide Hanım, soruşturmanın gizliliği açısından... böyle bir bilgiyi vermem doğru olmaz. Sadece birkaç soru. Dediğim gibi Zeynep Hanım'ın bilgisine başvuracağız. Zeynep Hanım, hazırsanız çıkabiliriz. Ama Sinan Bey, yani kızımın bir suçlu gibi gece yarısı alınıp karakola götürülmesi... ay ne gerek var? Yani sabıkası yok. Kaçıp saklanacak durumu da yok. Eğer izniniz olursa yarın sabah erkenden gelip karakola ifade versin. Ne haber? Ha, Zeynep abla, Tuna da burada mı? Tuna. Turna kim? Turna benim kızım. Sinan Bey, demin de dediğim gibi yarın sabah ilk iş karakola gelip ifadesini versin. Ayrıca yani benim kefilliğime itibar edeceğinizi umuyorum. Peki, tamam. Zeynep Hanım, yarın sabah sizi karakolda bekliyor olacağım. Tabii, geleceğim. Cahide Hanım, iyi akşamlar. Sizi tekrar gördüğüme sevindim. Ben de sevindim. Ayrıca çok teşekkür ederim. Tuna. Anne, anne.
korkmadım anne. Korkmadın değil mi? Hadi. Anne. Anneciğim. Asiye limonu su getir çabuk. Tamam. Of Serp ya. Az kalsın her şey berbat edecektin. Öbür konu. İşte tam da söylediğim buydu. Bu işin buralara varacağı belliydi. Şimdi ne yapacaksın Zeynep? Biz başımızın çaresine bakarız. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Peki kızım. Bundan sonra tek başınasın. Anne ne demek bundan sonra tek başınasın? Abla. Abla ne olur böyle gitme. Dur sonra konuşuruz. Hadi. Anne sen, seni tanıyamıyorum artık. Bu yaptıkların normal mi söyler misin? Bunca yıl ablamın evlatlık olduğunu bizden sakladın, sonra pat diye söyledin. Şimdi bir kere bunu evlatlıktan reddediyorsun. Sen bize neler yaşattığının farkında değil misin anne? Hadi ablamı evlatlıktan reddettin. Biz ne yapalım? O sadece senin çocuğun mu? Bizim ablamız değil mi? Birlikte uyuyup uyandığımız, bir sıkıntımız olduğunda paylaştığımız ablamız değil mi anne? Şimdi biz ne yapalım söylesin. Duru yeter artık. Görmüyor musun annem için de çok zor. Tamam. Ben daha fazla kalamayacağım anne. Ben de ablamla gidiyorum. Duru. Çekil Sarp. Üşüdün mü? Üşüdün sağ çok. Dur bakayım. Gel. Seni sıcak tutar. Anne, sen üşümeyecek misin? Anneler çocukları üşümediği zaman üşümezler bir tanem. Öyle derdi annem. Anne. Kızım üşümeyecek değil mi? Olmayacak. Olmaması için elimden geleni yapacağım. Hadi gel bakalım. Isı çıkışında taksi buluruz. Bence de. Hemen gidelim. Sen de üzüleceksin lütfen de. Bak var bir tane gel. Abla. Abla. Durun. Teyzem. Beni de bekleyin. Sen ne arıyorsun burada? Ben de sizinle geliyorum. Dur lütfen seni de tehlikeye atamam. Sen tehlikedeysen benim senin yanında olmam kadar daha doğal bir şey olamaz. Bu zor günlerinizde sizi yalnız bırakamam. Hadi. Halime yaramıştı. Geçin geçin siz. Gel Tümrüt. Gel. Ali Bey'dir. Selam. Hoş geldin Ali abi. Geç. Oh, Tuna'cığım gel biz Tombi'ye bakalım. Yemeğini yemiş mi? Polisler adınıza ulaştı Zeynep Hanım. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Biliyorum. Annemin evine geldiler. İşte ben de bundan korkuyordum ya. Peki ya Tuna? Turna'yı gördüler mi? Geçelim. Tabii. Mutfağa geçsek olur mu? Turna duysun istemiyorum da. Zeynep Güneş evli miydi? Çocuğu varmış. Amirim bizdeki bilgiye göre evli değil. Ama belki de boşanmıştır. Kocasını bir araştırın bakalım. Belki onun bir alakası vardır adamlarla. Ne iş yapıyor, kimlerle takılıyor, nerelere gidiyor hepsini tek tek bilmek istiyor. Başlın abi. Amirim. Bu Zeynep Güneş
Sizce de biraz tedirgin değil miydi? İyi polis olacak senden. İfade verirken sorulara kestirme cevaplar verin. Doğal olmaya çalışın. Heyecanlanmayın. Eğer sizden şüphelenirlerse telefon konuşmalarınızın içeriği için mahkeme kararı çıkartabilirler. Olay yerinden çıkarken sizi birileri görmüş olabilir mi? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Zeynep Hanım, buraya kadar geldiniz. Bundan sonra daha güçlü olmanız lazım. Şimdilik en doğrusu Turna'nın pasaportu hazır olana kadar evden çıkmamak. Sadece polis değil, Şule de hala bir tehdit sizin için. Geç oldu. Ben gideyim artık. Abla, Tuna uyudu mu? Çay yaptın bize. İyi misin? Değilim. Korkuyorum. Galiba çok korkuyorum Doru. Ben gidip yarına polise ne diyeceğim şimdi? Yani beni birisi gördüyse belki parmak izimi buldular. Hani soracağını da bilmiyorum. Bilsem ne olacak? Ben yalan söyleyemem ki. Hemen anlaşılır. Ya o polis de anlarsa yalan söylediğimi? Anlarsa tutuklar seni. Annem öyle dedi. Abla, ben de çok korkuyorum. Tamam, Turna'yı ben de çok seviyorum. Seninle kalsın, bizimle kalsın istiyorum ama... yani zaten sen tutuklanırsan bizimle kalamaz ki. Belki bana kızacaksın. Ama Turna gidip karakola konuşsa, ben kayboldum dese, o zaman sorun çözülür. O zaman seni tutuklayamazlar. Sorun değil ki. Benim korktuğum da tutuklanmak değil. Ben Turna bir daha cehenneme dönsün istemiyorum. Bundan korkuyorum. Turna'yı bir daha görememekten korkuyorum. İki dakika dışarı çıktım da özlüyorum ben onu. Uyandığımda bazen elini kolunu üstüm devam buluyorum. Çok saçma geliyor biliyorum ama ben çok mutlu oluyorum. Bence saçma değil. Sen doğurmadığın bir çocuğa böyle hissediyorsan... onun annesinin yaptığı saçma. Şule'nin yaptığı saçma. Senin gerçek annenin yaptığı saçma. Yani düşünsene bir insan seni nasıl bırakmış ki? Sen hatırlıyor musun seni bıraktığı zaman? Pek değilim. Annem onu tanıyor muymuş peki? Yani sen para filan verdiğini söyledin. Ne parası? Ben de sonradan öğrendim. Annem para vermiş o kadına. Nasıl öğrendin? Gördün mü onu yoksa? 24 yıl sonra karşıma çıktı. Nasıl yani? Karşında çıkıp ben senin annenim mi dedi? Bir şey söylemedi. Ben anladım. Ne hissettin peki?
Ben hayatım boyunca o kadından nefret ettim. Onunla karşılaşınca... bilmiyorum, biraz böyle değişik, garip hissettim. Belki kan bağımdan. Ama sevgi değil. Bazen düşünüyorum. Acaba annem... yani bizi beraber görünce o kadınla... üzülmüş müdür? Çünkü ben de bazen düşünüyorum, acaba diyorum yani... Turna Şule'yi daha mı çok seviyor? Anne. Ben en çok seni seviyorum anne. En çok seni. Benim bir tane annem var. Da sensin. Bir tek. Ben de seni çok seviyorum. Sen niye uyandın bakayım, bana onu söyle.